Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi. Kemal Bey bir bilen mi, bir bilinen mi olacak? CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, 8. Genel Başkan olarak Özgür Özel'i seçti. Kurultayın devamında iki soru güncelliğini koruyor. 1. Partinin iç düzeni, aday belirleme yöntemi ve benzer konularda verilen sözler nasıl tutulacak? 2. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? CHP 4-5 Kasım'da parti içi demokrasinin olabildiğince işlediği yarışmalı bir kurultay yaptı. Hemen ardından da yerel seçim gündemi oturdu. Genel beklenti doğal olarak verilen sözlerin tutulması, parti içi demokrasinin aday belirlemede de işletilmesi. Ön seçim bunun en somut adımı. Zaman sorunu nedeniyle yaşanacak sıkıntıları parti tabanını da ikna edecek yöntemlerle aşılabilir. 100 yıllık partide 8 genel başkan. Bu CHP'de değişimin kolay olmadığını gösteriyor. Bir başka açıdan bakarsak genel başkan aynıdır ama partiyi ciddi değişimlerle kucaklaştırabilir. Kemal Bey görev süresi bakımından İnönü Atatürk'ü Baykal'ın ardından dördüncü sıraya da geliyor. 13 yılda ciddi değişimler sığdırdı. Bunların tümünde hiç kuşku yok ki iki temel hedefi vardı. Bir CHP'yi iktidar yapmak, iki CHP'nin çağın değişimlerine hitap etmesini sağlamak. Bunu başarmak için adım atarken şöyle bir yöntem benimsedi. Parti organlarından yetki alıp o yetkiyi sözünü ettiğimiz hedefler için istediği gibi kullandı. Başarıya en yakın olan 14-28 Mayıs'tı. Hakkını teslim etmek gerekir ki başarmak için kamuoyunun bildiği bilmediği her şeyi yaptı olmadı. Başarının sahibi çoktur, başarısızlık yetimdir. Bunların ayrıntısı bir yana Kemal Bey kurultayın ilk turunda %49'da kaldı. Şimdi Kemal Bey ile birlikte siyasete devam etmek isteyenler zemini o yüzde 49'a oturtuyorlar. Bundan hareketle yerel seçim sürecinde partiye zarar verecek bir adım atmamayı, seçimdeki olası başarısızlık halinde harekete geçmeyi planlıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun kendisi doğrudan adımlar atmasa da onunla hareket edenler bu politikayı pişiriyor. Söyleyeceğimiz tek şey var. Yapmayın. Seçim sonrasına değil seçim öncesine hazırlanın. 2024-2028'in kapısı. 2024'teki başarısızlıktan CHP'nin hiçbir kanadı kazançta çıkmaz, çıkamaz. Madalyonun öteki yüzü de genel merkezin tutumudur. Kılıçdaroğlu'nun ve onunla birlikte siyaset yapanların yerel seçimlerin sadece saha çalışmasına değil, her aşamasına katılması gerekir. Partilerde seçime hazırlık iki türlü olur. Seçimde başarı için çalışanlar, seçim sonrası için çalışanlar. CHP'nin bu ikilemi mutlaka teke indirmesi gerekir. Partinin kurucusunun diliyle söylemek gerekirse bu aşamada Genel Başkan Özgür Özel'in mevcudiyetinin yegane temeli bu olmalı. Kemal Bey bir bilen mi, bir bilinen mi olacak? Kemal Bey'in siyaset yapma anlayışı ile ilgili 2-3 değerlendirme var. 1. Çevresinden etkilenir. Son konuştuğu kişinin görüşü önemlidir. 2. Ne söylersen söyle, yüzünde tel kıpırdamaz, hiç renk vermez, bildiğinden şaşmaz. Bugünlerde kendisiyle görüşenler kafalarındakini Kemal Bey'in onayladığını düşünerek yanından ayrılabilir ama sonuçta kendine özgü bir düşünce üretme sanatı var. Özgür Özel'in başarısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başarısıdır. Kemal Bey böyle bakmalı. Bir bilen olarak partiyi büyütür, bir bilinen olarak kutuplaşmayı büyütür.